Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte enflasyonist ortamda enflasyon sırasında nasıl para kazanılabilir, nasıl zenginleşebilir bunu konuşuyor olacağız. Oldukça önemli bir konu çünkü özellikle Türkiye gibi ülkelerde yani enflasyonun orta ve üzeri olan seviyelerde bu bilgilere sahip olmak bizim için çok önemlidir. Şimdi iki tane önemli nokta var. Birincisi enflasyonist ortamlarda nasıl para kazanılacağını bilirsek eğer kendi alım gücümüzü korumuş oluruz. Üzerine alım gücümüzü arttırabilecek kadar para kazanmış oluruz. İkincisi ise biz bu maddeleri yaptığımız zaman ülkemizdeki enflasyon oran aşağı doğru düşmüş olur. Yani şöyle bir örnek verelim. Ülkemizde enflasyon var. Bizler de kanaat önderleri veya bizi dinleyen kitlelere şunu söylersek: Ülkemizde enflasyon var ve enflasyon olduğu için para biriktirmemiz, daha mantıklı bilinçli yatırımlar yapmamız, müsrif harcamalardan kaçınmamız olumludur dersek ve izleyicilerle birlikte tabii kendimiz de yapmak üzere herkes bunu yapmaya başlarsa ülkede enflasyonun azaldığını kötüye gidişatın kesildiğini rahatlıkla görebiliriz. O yüzden burada anlatacaklarım hem sizin kendinizi korumanız için mantıklı hem de ülkenize bir fayda sağlamanız için mantıklı olacaktır. Bu yüzden buradaki 5 maddeyi lütfen sonuna kadar dinlemeyi unutmayın. Enflasyonist ortamlarda para kazanmayı ve bunları yaparak da bir nebze de olsa ülkedeki enflasyon oranını düşürmeyi sizlerle birlikte görüyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanal Kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim Aynı zamanda Osmanlı yatırımlı 1 Kasım'da yapacağımız Seminer için aşağı bir kayıt linki bırakıyorum kontenjanlar dolmadan kayıt olabilirsiniz eğer Birlikte çok güzel bir hızlandırılmış teknik analiz eğitimi Gerçekleştiriyor olacağız 1 Kasım tarihi itibariyle Sınırlı kontenjanımız vardır ve tamamen ücretsizdir Açıklamalar kısmından ve yorumlar kısmından linki bulabilirsiniz Şimdi Enflasyon sırasında para kazanmak hatta zenginleşilmek için bir 5 tane maddemiz var dediğim gibi. Bunların ikisi çok net tavsiye olacak size. 3 tanesini de üzerinde konuşuyor kafanızdaki soru işaretini çıkartıyor olacağız. Birinci madde borçlanma konusu. Şu borçlanma konusu beni gerçekten finans bilimiyle artık ters düşürebilecek boyutlarda yorumları okuduğum bir madde haline geldi herkes bedava para dağıtıldığını hangi orandan alırsak alalım enflasyonun altında aldığımız tüm oranlarda kar edeceğimizi varsayıyorlar ama böyle bir şey söz konusu değildir. Şimdi öncelikle borçlanma konusunda şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer biz elimizdeki para ile enflasyon üstü kazanmayı başaramadan buraya geçiyorsak yanlış yapıyoruz. Elimizdeki parayla enflasyon üstünde getiri elde etmeden ekstra kredilerle borçlanmak istiyorsak burada yanlış yapıyoruz. Çünkü benim elimde 100 bin liram var. Ben bu 100 bin lirayı enflasyon üzerinde kazandıracak şekilde değerlendiremiyorsam ekstra bir 100, 200, 300, 500 bin lira kredi çeksem ne işime yarar? Parayı değerlendiremedikten sonra burada işler doğru gitmiyor demektir. Yani gelen para bedava bir para değildir. Gelen parayla ne alsam kar ederim diye bir cümle yoktur. Bakalım mesela işte 13 Eylül tarihi itibariyle bu krediyi çekseydiniz ortalama 3 Ekim'e kadar 20-25 günlük süreç içerisinde zarar etmiş oluyordunuz. Bırakın karı zarar etmiş oluyordunuz. Ya da gram altına bugün geçebiliriz. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Gram altın veya ons altın buraları da inceleyebiliriz. Mesela ben eğer 15 Ağustos tarihinde bu krediyi çekmiş olsaydım. Bedava para zaten yeter. Hiç olmadı. Enflasyonu tırnak içinde söylüyorum. Enflasyona karşı en iyi korunan enstrüman denilen altına baktığım zaman. Burada 1039-1040 liralardan aldığım altını şu anda 967 liralardan satmak durumunda kalıyordum. Ve bırakın kar etmeyi 3 ay içerisinde ortalama %6 zarar ediyorum. Enflasyonist ortamın içerisinde de 3 ayda işte %10 da bir enflasyon eklerseniz %16'lık bir kaybım oluyordu. Üzerine bir de kredisini ödemeye devam ediyorum. Bu yüzden ben eldeki parayla enflasyonist kazanamıyorsam kredi çekmek gibi bir durumum yoktur. Enflasyon var diye alınan her para bedava olmuyor onu en az yıllık faiz oranı üstünde değerlendirmezsek hiçbir işe yaramaz. Bir de tırnak içerisine söylemem gerekiyor. Bu kredi oranlarında farklı şeyler de var. Yani birazdan sizlere buradan hesaplamasını da göstereceğim. Çok net olarak anlayacaksınız ama burada yıllık faiz oranı üzerinde değerlendirmemiz gerekiyor diyorum ya sizlere. 2-3 tane farklı madde giriyor arasında. Birincisi yıllık faiz oranını ödüyoruz. Yani burada bir ekstra ödememiz oluyor. Kesintiler oluyor. Komisyonlar oluyor. İşte bu krediyi çekerken evrak masrafları onlar vesaire vesaire gibi çok ekstra masraflar çıkıyor ve bunu bunlar da tabii orana ekleniyor. Bir diğeri eğer ki biz burada paramızı yani mesela 100 bin liralık bir kredi çektik ve elimizde ekstra bunu ödeyebileceğimiz bir gelirimiz yok. Yani benim aylık 100 bin lira ana param var. Bunun taksitine ne kadar? 10 bin lira. Ben 20 bin lira kazanıyorsam 10 ile kendimi harcayıp 10 ödeyebiliyorsam yine bu tölere edilebilir. Ama ana paranın içerisinden ödemek istiyorsam burada benim sürekli elimdeki para azalıyor. Yani şöyle düşünelim. Altının bir yükseliş zamanını açıp buradan anlatayım size. Şuradaki periyodu bakın şuradaki periyodu sanki 6 aylık 1 senelik bir periyotmuş gibi düşünelim. Şimdi ben buradan krediyi çektim tamam. 100 bin liralık 888 TL'den altın aldım. Sonra bunun 10.000 TL ödemesini gerçekleştirmek için burada 915 lirada 916 lirada satmak durumundayım. En azından 10.000 TL'liğini sattım. Kredimi ödedim. Sonra devam ediyor yükseliş harika ama ben 935 lirada bir 10.000 liralık daha satıp kredimi ödemem gerekiyor. Sonra ben 966 lirada bir 10.000 liralık daha satıp kredimi ödemem gerekiyor. Yani tepe noktaya gittiğim zaman veya borcum bittiği zaman elimde kalan Para çok ufalmış oluyor. Eğer ben bunu bir sene sonra ödemiş olsaydım 888'den aldıklarımı burada gidip işte 1000 liralardan satabilecektim ve ciddi kar edecektim. Ama ana paranın içerisinden ödemek zorunda kalıyorsam eğer o zaman sürekli olarak ana paramın küçüldüğünü ve getiri oranımın azaldığını görüyorum. Bir de kredi tarafında tabii kişisel kredibilite de çok önemli. Düşük faiz oranları yakalayabiliyor olursunuz. Devlet bankalarıyla iyi olabilirsiniz işte kredi notlarınız iyi olabilir. Burada oranlar düşebilir ama şöyle basit bir hesaplama yapalım. 100.000 TL'lik bir kredi aldığım zaman benim bir seneye maliyetine bakacağım. Ortalama şu an mesela taşıt kredilerini özel bankalarda 202'lerden, 205'lerden görüyoruz. En iyi ihtimalle işte 1.59'la devlet bankaları veriyor ama alması oldukça zor. Şimdi bunu hesapladığımız zaman bakalım. Normalde bize 1.59 Hesap makinemizi de şöyle açalım. 1,59 çarpı 12'den %19'a gelmesi gereken kredinin %26'ya geldiğini, %26.6'ya geldiğini, belki kesinti komisyonlarla %30'a tekabül ettiğini görüyoruz. Devlet Bankası'ndan alamadığımız durumlarda veya ihtiyaç kredileri gibi kredilere bulaştığımız zaman bu oranlar işte 2, 2.5, 2.60, 2.70'ler civarında. Ben bunu 2.20'lerden hesaplayacak bile olsam. Şöyle bakalım sizlerle birlikte. Ortalama %38 masraflar ve komisyonlarla %40'lara geldiğini görüyoruz. Yani ben sene de yüzde 40 kazanmadığım zaman burada zarar etmiş oluyorum. Borçlanma mantıksız değildir ama burada kendimizi bilmemiz gerekiyor. Ben iyi bir yatırımcı mıyım kötü bir yatırımcı mıyım? Eğer iyi bir yatırımcıysam elimdeki parayla zaten çok iyi kazanabiliyorsam o zaman kredi çekmemde veya borçlanmamda diyelim herhangi bir sıkıntı yoktur. Bunun ayrımını lütfen iyi yapalım ki bu konu artık kafamızdan çıksın. İkinci maddemize geldiğimizde üretken varlıklara yatırım yapmamız gerekiyor üreten varlıklara birkaç örnek verebiliriz. Temettü ödemesi ya da doğrudan üretim yapan kobilere yatırım bizim için mantıklı olacaktır. Yerinde saymak yerine üretim yapan varlıklar bizim için çok mantıklıdır bu dönemde. İşte iş yerleri olabilir, temetli şirketleri olur, gayrimenkuller olabilir. Bunlar bizim için çok çok mantıklı yatırımlar olacaktır. Bunun yerine üçüncü maddede de kaçmamız gereken şeyler masraf çıkaran varlıklar. Mesela masraf çıkaran varlıklara bir örnek vereyim araba. Şimdi arabada yatırım evet parasını arttırabiliyor evet ama burada çok fazla ek gider çıkartabiliyor. Ve benim burada bütçe yönetimim yani wallet management'ım kaymış oluyor. Nedir muayenesi geliyor bakımı geliyor kaza yapabiliyoruz biri çizmiş olabiliyor sürtmüş olabiliyor otopark masrafları Sigortası kaskosu derken O kadar fazla masraf çıkartıyor ki bana Ben burada Alıp otoparka park etsem dahi bunlarla başa çıkmak zorundayım birinin çizmesi işte Muayenesi Yine burada belki bakımları vesaire çizdiğimi Kaza yaptılar mı biri çarptım bakımları çıktığı için Benim bütçe yönetimi çok fazla şaşırtabiliyor Bu yüzden masraf çıkartan varlıklara da yatırım yapmamamız bizler için daha faydalı olacaktır Peki nelere yatırım yapabiliriz. Hemen sizlere bir örnekle yine açıyorum. Nasdaq borsası veya S&P 500'ü açabilirsiniz. Amerikan yabancı endeksinden bahsediyorum. Ucuz kalan yabancı hisseler hem para birimini korumamız hem de işleyen varlığa yatırım yapmamız babından bize çok faydalı olacaktır. Şimdi i̇şte Nasdaq borsalarını görüyorsunuz, S&P 500'ü keza görüyorsunuz. Çok çok ucuz seviyelere inmiş hisselere bulmamız gerekiyor. Burada bu önemli. Bir de yine temettü şirketleri içerisinde olabilirse bizim için faydalı olacaktır. Bunu ifade etmem gerekiyor. Şimdi ne oluyor? Enflasyonist bir para biriminde yaşıyorsak, o ülkede yaşıyorsak hem yabancı bir para birimine çevirmiş oluyoruz paramızı hem de üreten varlıklara yatırım yapmış oluyoruz. Yani temettü veren, büyüyen, karlılığı, satışları olan bir şirkete yatırım yapmış oluyoruz. Bu yüzden ucuz kalan yabancı hisseler bizim için yine enflasyondan koruma noktasında oldukça faydalı oluyorlar. Gelelim bir diğer maddemize. Kar eden emtia bazlı hisselere yatırım. Nedir emtia bazlı hisseler bugün? Mesela Ereğli Demirçelik bir emtia bazlı şirkettir. Mesela Tüpraş bir emtia bazlı şirkettir. İşte mesela Arçelik emtia bazlı şirketlerin içerisinde yer alabilir. Vestel bunların içerisinde yer alabilir. Bunları sonsuz da çeşitlendirebiliriz. Belki şişe bunların içerisinde yer alabilir. Ama bunların temelinde petrol bazlı olan Tüpraş'ı görüyoruz. Mesela grafiğinin de gayet iyi olduğunu evet belli düşüşler var. Bunlar düşüşler değil alım fırsatları olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve uzun vadede bizler için mantıklı olduğunu doğru olduğunu görebiliyoruz. Burada son maddemiz kar eden emtia bazlı emtia tabanlı hisselere yatırım yapmak olacaktır. Bu tip noktaları iyi bildiğimiz, yani öncelikle olayın mantığını bildiğimiz zaman, olayın rasyonel tarafını bildiğimiz zaman çok güzel kazançlar elde edebiliyoruz enflasyon tarafında. Yani ben eğer borçluluk konusunu sizlere 5-6 dakika anlattıysam, artık sizin borçlulukla ilgili borçlanma, bedava kredi mi yoksa değil mi konusunda kafanız çok net. Bu sorunları çözdükten sonra yani enflasyonist ortamlarda özellikle belli bir yatırım stratejisine halis kaldığımız zaman bunlara sebat ettiğimiz zaman çok ciddi paralar kazanabiliriz. Burada dediğim gibi temel nokta üreten varlıklara yatırım yap. Üretmeyen varlıklara da inatla yatırım yapma. Ucuz kalan yabancı hisse senetleri bizim için mantıklı bir alternatif olduğu gibi yerli emtia tabanlı emtia bazlı yatırımlarda bizim için mantıklı olacaktır. Burada Şöyle bir ikilem kalıyor kafalarda onu da yine gidermek istiyorum. Doğrudan emtiye almak mı? Emtiye bazlı hisse almak mı derseniz ben emtiye bazlı hisse almayı tercih ederim. Bunu da isterseniz yorumlara yazarsanız bir videoda detaylı olarak versus şeklinde birbiriyle inceleyebiliriz. Midas'ı keşfetmek için kayıt işlemlerini tamamlamana gerek yok. Canlı veriye ulaşmak ve yatırımların potansiyelini görmek için telefon numaranı girmen yeterli. şimdi bir Midaslı gibi sevdiğin şirketleri takip listene ekleyebilir, kayıt işlemlerini tamamladığında ise 10 bin ücretsiz işlem hakkı kazanabilirsin. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.